Eskiden teheccüd namazı kılmayan bir insan Nakşibendi olamazdı zaten. Bu tarikatta yeri yoktu. Teheccüd namazı aynı günlük beş vakit namaz gibidir bir Nakşibendi'nin hayatında. İlla ki gece uyanacak, illa ki gecenin yarısında abdest alacak ve Rabbinin huzurunda secdeye kapanacak. Sonra da Allah'a dostluğunu ve yakınlığını isteyecek şekilde Rabbine dua edecektir. Çünkü teheccüdün vakti Allah'ın yeryüzünün semalarına rahmetiyle indiği vakittir. O inmek tabii ki bizim dediğimiz inmek gibi değil. Allah'ın rahmeti o kadar yaklaşıyor ki o saatte el açan, o saatte Allah'a dua eden, o saatte Allah'tan isteyen hiçbir eli Rabbül Alemin geri çevirmiyor. Teheccüd bu kadar mübarek bir vakittir. Çünkü teheccüd gerçekten ancak Allah'ı çokça sevenlerin yapabileceği bir şeydir. Güç yetirebileceği bir şeydir. Teheccüd sizin nefsinize vurulmuş en ağır tokattır. Allah-u Teala bizi, hepimizi teheccüdsüz bir gece bile bize geçirtirmesin. Hiçbirimize öyle dua edelim. Biz bütün kardeşlerimize diyoruz ki Kur'an sadece Ramazan'da okunan bir kitap değildir. Kur'an duvarlarda süs olsun diye de indirilmiş olan bir kitap değildir. Kur'an bizim hem okumamız hem de hayatımıza yön vermemiz için Allah'ın bize bindirdiği kitaptır. Bu yüzden günlük de Kur'an'la bağlantımızı kesmememiz gerekiyor. Mümkünse kardeşlerimize tavsiyemiz günde bir cüz Kur'an okuyunuz. Bir cüz okuyamıyorsanız yarım cüz okuyunuz. Yarım cüz okuyamıyorsanız bir hizb, yani bir cüzün dörtte biri kadar bile olsa mutlaka Kur'an okuyun. Kur'an'la alakanızı kesmeyiniz. Allah'la konuşmanızı inkıtağa uğratmayınız. Kur'an'la alakasını kesen bir iman, Kur'an'la alakasını kesen bir Müslüman çok çok büyük bir hata içerisinde ve her an çok büyük hataları işleyebilir. Cenab-ı Allah Kur'ansız bırakmasın. Allah-u Teala Kur'an kıraatinden ve Kur'an'a uymaktan, tabii ki Kur'an'ı okumak ama bunun çok daha önemlisi de Kur'an'a göre yaşamak, Kur'an'ın emrettiği şeyleri yapmak. Şimdi bugün bir günümüzü böyle yerine getirdik. Size belki basit az gibi görünüyor. Anlattığımız şeyler ama iki şey var. Bir, bunlar devamlı olursa benim bu anlattığım şey mutlaka sizin İslami hayatınız, dini hayatınız düzene girer. Bunları düzenli ve devamlı yaparsanız Allah sizi haramlardan ve günahlardan korur. Peki hepsi bu mu? Hepsi bu değil. Bunları düzenli yerine getirmeye başladıktan sonra bu sefer bunların kalitesini yükseltmeye başlayacaksınız. Mürşid-i kutbu gavsani taca seri almani rahber-i şeyh-u melani şihabuddin seyyid-i taha rahber-i şeyh-u melani şihabuddin Seyyid Taha.